Turizmde yaşanan sıkıntılara çözüm getirmek amacıyla farklı birçok fikir üretiliyor. <laughs> Bu sezon yaşanan talep daralmasının Batı Avrupa kaynaklı olduğunu düşünen Trofet Başkanı Ahmet Barut'a göre ise dolaylı tanıtım olan PR'a yeterince önem verilmiyor. Barut, Almanya hiçbir yerde turizm reklamı yapmıyor ama Alman Seyahat Ajantaları Birliği Uluslararası Arena'da PR çalışması yapıyor. Yani tanıtım sadece reklamla olmuyor dedi. <laughs> 2006 sezonunu değerlendiren TROFET Başkanı Ahmet Barut, tanıtım için reklam gibi doğrudan kanalların etkin kullanılmasının yanında PR çalışmalarıyla da desteklenmesi gerektiğini belirttiği konuşmasında, örneğin Almanya hiçbir yerde turizm reklamı yapmıyor. Turizmde dünya birincisi olan Amerika, hiçbir zaman Teksas'a gelin mesajını veren reklamlar yayınlamıyor. Tanıtımdan hep reklam anlaşılıyor. Dolaylı tanıtım olan halkla ilişkilere gereken önemin verilmediğini görüyoruz. Oysa asıl olan ulusal imajımızı yükseltmeye yönelik çalışmaların yapılmasıdır şeklinde konuştu Türk konaklama sektörünün geleceğini turistik tesisleri yılın 12 ayında çalıştırmakta gören Ahmet Barut en önemli rakibimiz İspanya tesislerini düşük fiyata kış aylarında da çalıştırarak bugünkü gelişmişlik seviyesine ulaşmıştır bunu da örnek alarak konaklama sektörünün temsilcileri olarak Bizler de tesislerimizi kış aylarında açık tutmak istiyoruz kışın çalışan tesis daha bakımlı olacaktır Ayrıca sezonda işletmeye alma maliyetinde önemli avantaj sağlanacaktır dedi. Fakat bu haliyle tesisler kışın açık tutulduğunda özellikle yüksek işçilik maliyeti nedeniyle işletmelerin zarar ettiğini de belirten Barut, bu bölgedeki kışın faaliyet gösteren otellerin çalışanlarının sosyal sigorta primi ve ücretten kesilen stopaj vergisinden devletin önemli oranda indirim yapmasının büyük kolaylık olacağını söylüyor barut %30-40 ücret maliyetlerindeki bir ucuzlama tesislerin zarar etmesini önleyecektir. Böylece turizm sektöründe başlayan bu hızlı gelişme çok yüksek boyutlara ulaşacaktır. Devletimizin de bu indirimden zararı olmayacaktır. Zira turizm tesislerinin cirosu önemli derecede yükselecek katma değer vergisi geliri artacaktır. Devletimizin bu dönemde işçi çalışmadığı takdirde SSK ve stopaj geliri hiç olmayacak. Oysa indirimi tarif eden de olsa devlet bu gelirleri yine elde edecektir. Turizm sektörünün harekete geçirdiği 49 sektörde de istihdam ve gelir artışı ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır dedi.